Maddenin ardındaki sır konusu, Allah'ın tüm varlıkları yarattığını, ancak yarattığı tüm varlıkların aslını Allah'ın gördüğünü, insanlarınsa bu varlıkların sadece beyinlerinde oluşan görüntülerini görebildiklerini açıklamaktadır. Görme işlemi birkaç aşamada gerçekleşir. Görme sırasında herhangi bir cisimden gelen ışık demetleri, yani fotonlar, göz merceğinden kırılarak geçer ve gözün arka tarafındaki retinada odaklanır. Burada elektrik sinyallerine dönüştürülen ışınlar, görme siniri aracılığıyla beynin arka tarafındaki görme merkezine iletilir. Görme işlemi de beyindeki bu merkezde gerçekleşir. Şu an seyretmekte olduğunuz bu filmde, kilometrelerce uzağa baktığımızda gördüğünüz uçsuz bucaksız manzarada, aslında bu birkaç santimetre küplük yerde oluşmaktadır. Beyni kullanan, gören ve hisseden madde ötesi varlık ruhtur. Maddesel dünya dediğimiz şey, işte bu ruh tarafından seyredilen ve hissedilen algılar topluluğudur. Ebu Abdullah İmam-ı Cafer-i Sadık dedi ki, ey Hişam, kaç düğün var diyor. Biliyorsunuz Ehl-i Beyt imamlarındandır İmam-ı Cafer-i Sadık. 12 imamdan biridir. Dedi ki 5 düğün var. Bakın o devirdeki ilmin derinliğine bakın. Çok şaşırtıcı. Ben belge gelince şok oldum. Acayip hoşuma gitti. Buyurdu ki bu duygulardan bunlardan hangisi daha küçüktür? Dedi ki görme duyusu buyurdu. Buyurdu ki peki görme duyusunun çapı ne kadardır? Dedi ki bir mercimek kadar veya ondan daha küçüktür diyor. Maşallah. Görüntünün olduğu yeri beyindeki küçük. Ben mercimek diye söylemiyorum muyum her zaman? Maşallah. Benim konuşmalarıma bakın. Evet. 2 yıl önceki konuşmalarım. 3 yıl. Kitaplarımda da yazar. Hep mercimek derim ben. İlk defa görmek aynısını söylemiş. O da mercimek demiş. Maşallah. Büyüklük olarak. Bir mercimek kadar veya ondan daha küçüktür. Buyurdu ki ey Hişam. Ön tarafına ve üst tarafına bir bak. Ön tarafına ve üst tarafına bir bak. Bana ne gördüğünü bana anlat. Dedi ki, göğü, yeri, evler, saraylar, kara parçaları, dağlar ve nehirler görüyorum. Dedi ki, senin gördüğün bunca varlıkları bir mercimeğin veya ondan daha küçük bir şeyin içine girdirmeye güç yetiren Allah. Bütün bunların hepsi diyor, mercimeğe kadar bir yerde oluyor diyor. Tabii. Bak, güç yetiren Allah, dünyayı küçültmeden, yumurtayı da büyütmeden... Bütün bir dünyayı yumurtanın içine sokabilir diyor. Hişam derhal imama sarıldı, ellerini ve başını ve ayaklarını öpmeye başladı ve şöyle dedi. Bu kadar bana yatır ey Resulullah'ın oğlu. Maşallah. Ledün ilmini veriyor ona. Hayrettir. Maşallah. Demek ki 12 imam ilmin özünün özüne kadar hepsini biliyorlarmış.